haber vermiyorsun Kubilay? Aradım, açmadın aslanım. Mesaj attım acil diye. Sesli mesaj bıraktım, görüntülü aradım, açmadın. Durum nasılmış peki? İyi değil mi? Bak, bak doğruyu söyle bana. Ne olur benden hiçbir şey saklama. Yok kesin bir şey oldu, sen bana söylemiyorsun. Hayır aslanım, iyiymiş ya işte hastanede. Allah Allah. Ben aradığımda açsaydın şimdi gitmiştik hastaneye. Ne yapayım ben, nereden bileyim canım Allah Allah. Rektörün konuşması uzadı. Tamam, rektör konuşuyordu da olan Kubilay oluyor efendim. Ne konuşuyor bu adam bu kadar? Ben anlamadım ki ya. Bir günde konuşmayı versin canım. Çan 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 çan. Kapa çeneni Kubilay. Aa, hangi hastanedeyim söyle. Devlette. Sabahtan beri zaten her şey ters gidiyordu. İçimde bir sıkıntı vardı. Bak doğruyu söyledin bana. Ne olur bir şey varsa söyle. Yemiş dedim ya efendim, telaş etmeyin. Rektör ne dedi bugün? Ne anlattı? Kubilay sus. Aa, sorduğu soruya bak. Araba hazır değil mi? Orada hadi. İyi akşamlar. Kaan Bozor görecektim ben. Yüzbaşı Kaan Bozor. Evet yüzbaşı. Bordo Beren'i. Bordo Beren'i. Kubilay. Biz göreceğiz ikimiz. Aslanım'la ben. Ben. Ya, Kubilay Ketenci, Aslı Özkaynak. Yardımcı doçent Kutlu. Kubilay tamam. Yalnız ziyaret saati değil hanımefendi. Yarın saat 10'dan itibaren gelmeniz gerek. Öyle mi? Kendisine sorsaydık ben çoğu görmek isterdi. Yok maalesef öyle yapamıyoruz. Yarın gelirseniz. Hadi buyur, gördün mü ya? Ya ben deyince de suçlu oluyorum yani. Ne oldu? Rektör konuştu. Oldu. Buyurun işte buyurun. Kubilay tamam. Aa canım burnumda zaten, bir sus. Aslı Hanım. Ay Yıldız Hanım. Kaan nasıl? Ben onu çok merak ettim. İyi mi? Her şey yolunda mı? Abim iyi. Çok şükür merak etmeyin. Gel. İyi misin? Çok. Çok korktum ben. Neden? Ne demek neden? Neden korktun? Ne biçim soru bu? Korktun mu? Damarıma basma koşuna gidiyor değil mi senin? Evet korktum, çok korktum. Ben sandım ki... Ne sandın sen? Yapma şunu. Çok kötüsün. İyi misin? Ne oldu? Ne oldu, bir şey mi oldu? Yok, ben mi yaptım? Yok. Yaran mı acıdı ha? Yok, tamam. Bir şey yok. Bir şey. Tamam. Ne oldu peki? Tam olarak ne oldu yani? Kurşun mu? Şimdi tam olarak şöyle oldu. Başladık gene. Gel. Ya ama 2 saattir oturuyorum kapıda ya. Vallahi sen alıp geldi artık ha. Komutanım çok büyük geçmiş olsun. İyisin değil mi? Ben zaten duyar duymaz gittim hastanıma da. Rektör konuşuyordu. Çay falan mı söylesek? He? Şöyle üçümüz karşılıklı içeriz ha. Susmaz. Maalesef bazı şeyleri insan yaşamayınca anlamıyor. Senin durumun böyle olunca asker yakınlarının neler yaşadıklarını, neler hissettiklerini çok daha iyi anlar oldu. Senin durumun böyle olunca mı? Aslı bu ne uzak, ne mesafeli, ne samimiyetsiz bir laf böyle. Ne dedim ya? Senin durumun böyle olunca demeyeceksin. Sevince diyeceksin. Aşık olunca diyeceksin. Sen beni uçurunca diyeceksin. Aşkın o manyak yumruğu suratıma vurunca diyeceksin. Öyle diyeceksin. Aşkın o manyak yumruğu suratıma vurunca diyeceğim, öyle mi? Aynen öyle. Zaten yemek teklifine Estergon Kalesi'ni fethediyorum diyen bir adamdan ne bekliyorum ki ben? Ben de hata. Annemin saçında aklar vardı.
teğmenlik zamanında Kuzey Irak'a gittim. Döndüğümde o aklar bayağı bir çoğalmıştı. Sonra ben hapse girdim. Hapisten çıktığımda annemin saçları bembeyazdı. Aslı, biz çok büyük bir savaş veriyoruz. Öyle sadece asker polis falan değil. Bütün bir millet olarak savaş veriyoruz. Aramıza hoş geldin. İmalarına dikkat etsen iyi olur bence. Peki. Ederim. Ne istiyorum biliyor musun? Şu hastane işleri bitince ben bir motosiklet ayarlayayım. İki de sırt çantası. Atlayalım motora. Gidelim, kafamız nereye esiyorsa yol yapalım sen. Gerçekten mi? Gerçekten. Çok güzel olur. Sana inanamıyorum abi ya. İnanamıyorum. Sen neden odanda değilsin acaba? Abicim, merhaba. Merhaba. Abi, neden odanda değilsin? Cevap verir misin lütfen? Yıldız, beni böyle ikide bir azarlayıp durma. Bak, tepemin tası atıyor. Her yerde seni arıyoruz abi. Herkes seni arıyor. Tamam canım. Yani bizim komutan MR'a gitmişti. Ben de çıktım hava alayım diye. Hem Aslı'yla laflıyorduk, burada bir şey yok. Komutandan bahsetmiyorum abi. Senden bahsediyorum. Senin tedavilerin devam ediyor ya hani. Yangın merdiveninden kaçmış ya, inanabiliyor musun? Koskoca adam yangın merdiveninden kaçmış. Aa Kaan, çok ayıp ama. Neyse, öyle kafana göre kaçamazsın abiciğim. Üstelik yangın merdiveninden ayıp. Ayıp. Tamam tamam, ben kalkarım, sen git. Hayır. Gidiyoruz beyefendi. Buyurun. Kusura bakma böldüğüm için ama hemen odaya dönüyorsun abicim. Öyle değil, öyle değil. Abicim bekle. Buraya. Ya Yıldız. Hadi, hadi. Tamam tamam, ben binerim, oturma. Allah Allah. Akşam gel, akşam daha sakin oluyor. Tamam ama sen de bir daha kaçma. Ya yapma, sen de izin verme şuna, ne olur. Haklısınız. Teşekkürler. Afiyet olsun. Sabahtan beri kendi aralarında bir şeyler konuşuyorlar. Bilmiyorum yani. Bir ara uğradım abi sana yemek falan alayım diye. Hemen başladım. Kızım, işin yok mu senin? İşinin başına dönsen. Anlayacağınız beni sepetlediler. Yani kendisi demişti akşam görüşürüz diye. Ondan. Evet de işte. Abinin işleri. Neyse. Artık çıkınca ayrıca randevu alacağız beyefendi. Ne uğraşıyorsan bunlar, sanki kulağıma bakar mı? Allah. Hayır, adam hastanede bile ya toplantıda ya da operasyonda. Deliriyorum. Günaydın efendim. Hayır ya, ben kendime inanamıyorum. Sen niye dinliyorsan? Ben ne yaptım efendim, aşk olsun, rica ederim. Senin yüzünden Kubilay. Senin yüzünden gittik hastaneye, öyle kasap kedisi gibi bekledik orada. Bir de beyefendiden randevuyu da alamadık. Öyle kös kös geri döndük. Senin yüzünden bunların hepsi. Aslanım, hemen yükselmeyin efendim. Yani bu öyle hemen kaldırıp atabileceğiniz bir şeyse değil ki yani. Bu emek verilen, ince el sık dokunan ciddi bir ilişki. Ne diyorsun Kubilay, ne ilişkisi Allah aşkına? E bizim ilişkimiz. Yani sizin Kaan 105 ile olan ilişkiniz. Kolay mı aslanım? O kadar makarna falan yaptınız. O da size Estergon Kalesi dedi. Beraber huzur evine gittiniz. Böyle mutlu mesut. Kubilay sus, bir de seninle uğraşmayayım. Ama yok, ben akıllandım. Aslı Özkaynak onun ayağına gitmeyecek. O benim ayağıma gelecek. Hem de kuyruğunu kıstıra kıstıra gelecek. Aslan böyle kuyruk muyruk falan filan şey yapmasın, köpürmesin. Bak. Kubilay aç şu kapıyı. Rektörlük mü aslanım? Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir,
ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.